Biz Iğdır Sanayi Sitesi'ndeyiz. Atakan Taşkınsu Sanayi Sitesi Başkanımızın yanındayız. Başkanım merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. Başkanım nasıl gidiyor işler? Anlatalım ne var ne yok. Sanayi sitemiz 400 iş yeri. Evet. Iğdır'ımızın en büyük ticari kuruluşu. Şükürler olsun. Sanayimizde şu anda tabii genel olarak bir durgunluk var ama iş konusunda. Yine de şükürler olsun esnafımız ayakta durmaya Evet. çalışıyor. Şu an var mı bir isteğiniz? Sanayi sitemizle Bir ilgili eksiklik var mı? şu anda %100 doluluk oranı taşıyoruz sanayi sitemiz. İş yeri sıkıntımız var. Yani diğer yetişen elemanlar olsun usta olanlara yeniden bir iş yeri gündeme getirmek gerekiyor. Evet. Yani dolayısıyla Iğdır'ımızda 500 iş yerlik bir ikinci bir sanayi sitesi talebimiz söz konusu şu anda. İnşallah o da hayata geçerse esnaf ve sanatkarlarımız daha bir rahat nefes alır. Eskiden yol sıkıntımız vardı, o da giderildi. Evet, yol sıkıntımız vardı, altyapı sıkıntımız vardı, hipoteklerle ilgili sıkıntılarımız vardı. Onlar zaman içerisinde giderildi. Evet. Şu anda o kadar sıkıntımız yok diyebiliriz ama ikinci bir sanayi sitesi yapılırsa esnaflarımız ve sanat okul mezunlarının Yararını olur. çalışması istihdamı daha güzel olur. İnşallah diyelim. Başkanım, şu anda dükkanlarda bir doluluk oranı yüzde kaç mesela şu anda? %100 doluluk oranı var şu Evet. anda. Ve sanayi dışında da şehir merkezinde de çalışan sanayici Yani esnaflarımız gelen var. müşterilerimiz sıra bekliyorlar mı? Tabii dolayısıyla arada o da oluyor yani. Oluyor. Peki biz o zaman size başarılarınızın devamını diliyoruz Teşekkür Atakan ediyorum. Başkanım. Teşekkür ediyorum. Çok Var sağ mı olun. bir mesajınız beyaz mikrofona Teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık. Hoş geldiniz. Şimdi Özgür Usta'nın yerindeyiz. Özgür Usta merhaba. Merhaba. Hayırlı işler. Sağ olun, hoş geldiniz. Evet, işler nasıl gidiyor? Vallahi işler yok. Hiç iyi değil Şu anda işler. iş yok. Evet, yok iş. Yeni açtınız dükkanı. Evet, bir sene de açmışım hemen Bir hemen. yıldır açtınız. Evet. Müşteri potansiyeli sıfır. Sıfır. Peki bu neden kaynaklanıyor? Vallahi her şeye zam gelmiş. Yani her şey zamlı. Ondan dolayı Parça parçalar pahalı. yüksek, evet. Parçalar pahalı. Yani bir aracın motorunu rahatlıkla toplayabiliyor musunuz? Vallahi topladığın zaman da en azından eskiden 6 bin, 7 bin lira çıkıyordu. Şimdi 13 bin lira. 30 bin, 30 bin. 20 bin bu arada çıkıyor araca göre. Evet. Çok pahalı parçalar. Kimse de yaptıramıyor zaten. Yani Bakım bile yapamıyoruz. burada bir aracı sökecek, yapacak bütün malzemelerimiz var. Var, hepsi var. Ama Müşteri yok. müşteri yok, iş yok. İş oranı durdu yani. Bu zamlardan dolayı iş oranı durdu. Evet. Peki Allah kolaylık versin Sağ size. olun, teşekkür ettim. Yani siftah yapmadan kapatıyoruz mu olur? Evet, bir aydır süt etmiyoruz biz. İş yok. Peki Allah size yar ve yardımcı olsun inşallah. Sağ Sevgili olun. dostlar, görmüş olduğunuz gibi sanayideki durumlar bu şekilde. Bizim aktaracaklarımız bu kadar. Hoşça kalın. Yoğunluk var mı işler? Ya pek fazla yoğunluk yok. Ramazanlıktan dolayı mı? Ramazanlıktan dolayı zaten genelde de yok. Fiyatların yükselmesinden dolayı Evet. işlerde herhangi bir tat tuz yok yani. Çok Yani ciddi bir en şey yok. çok memnun olmadığınız bir iş akışı var mı? Fiyatlar. Malzemeler çok mu pahalı? Sirkülasyon yok. Vatandaşta para yok. Evet. Vatandaşta para sıkıntısı var. Asgari ücret 4000 lira. Peki işçiye para verebiliyor musunuz? Ödeyebiliyor İşçiye musunuz? veriyoruz Allah'a şükür yani teker şey çarkımız dönüyor orada sıkıntımız yok da. Evet. Yani şu an malzemede çok ciddi zamlar var yani. Stokçulardan dolayı çok ciddi zamlar var. Yurt dışından malzeme gelmediğinden dolayı çok ciddi zamlar var. Pandemiden dolayı çok ciddi zamlar var. Yani geçen yıl 100 liraya aldığımız malzeme şu an 500 lira. Evet. Buna da dolayısıyla vatandaşın gücü yetmiyor yani. Peki. Vatandaş sıkıntı Allah çekiyor. yar ve yardımcınız olsun inşallah. Şu anda sanayi sitesindeyiz sevgili dostlar. Atakan başkanımızdan konuştuktan sonra esnafımızı gezmeye devam ediyoruz. Gökmen kardeşim merhaba. Merhaba. İşler nasıl gidiyor? Çok şükür iyi gidiyor. Evet, anlatalım bize. Anlatalım. İş akışı nasıl gidiyor? Ha, şu an işler çok durgun. İşimiz çok kesik. Her şey pahalı. Yani yapacak bir şey yok. Elimize gelecek bir şey yok. Yani iş akışı, müşteri potansiyeli iyi mi sizde? Yok. İşimiz durgun.
fiyat artışından sonra. Peki neden işte, fiyatlardan sonra mı böyle durgunluk olmaya başladı? Evet. Son zamlardan. Arabalar da zamlandı, parçalar da zamlandı değil mi? Her şey %100 zam yediği için, yani her şey zam yediği için bayağı iş potansiyeli durdu yani. Evet, şu an ustamız ne yapıyor burada? Tüp montajı. Tüp montajı yapıyor. Evet. Ustam kolay gelsin. Sağ olun. Teşekkür ederim. Ne montajı, tüp montajı? NPG montajı yapıyoruz şu anda. Peki nasıl gidiyor işler şu an? Vallahi iş güç yok hani gördüğünüz gibi. Sanayi bomboş. Sanki bir pazar günü havası var, görüyor musunuz? Dükkanların önü hep boş. İş yok, güç yok. Öyle günümüzü, yani günümüzü geçiriyoruz yani burada. Zaman geçiriyoruz. Tüp montajı derken ne montajı yapıyorsunuz? LPG, komple mi? Evet. Komple bir tesisat mı? Yok, sökülmüştü bu LPG'lerde, arıza vardı. Söktük, yeniden montaj ediyoruz. Yani aracın kendi LPG'si. Söktük, yeniden montaj ediyoruz. Evet, Gökmen Bey, yaptığımız işleri anlatalım. Neler yapıyoruz? LPG gaz onarımı, motor. Evet, motor, LPG, evet. Tamir, bakım, alt düzen, yağ değişimi falan işte. Bu gibi şeyler yapıyoruz. Yani işlerimiz böyle yani. Iğdır'da zaten kişiyiz zaten. Evet. Bir Alkazak, bir de biziz. Yani işimiz iyi, çok şükür. Yani işlerimiz durgun ama inşallah iyi olur. Size ve Alkazak Otomotiv hayırlı işler dileyelim. Teşekkür ederim, sağ olun. Ustam merhaba, kolay gelsin. Merhaba abi. Allah kolaylık versin. Sağ olun abi. Bir sürpriz yaptık size. Ha, buyur abi. Evet, nasıl gidiyor işte? Ne iş yapıyorsunuz burada? Çalışma nedir? Burada boya, lake boya yapıyoruz abi. Mobilya boyası. Lake boya. Evet abi. Evet. Parlak yüzey. Parlak yüzey, evet abi. Evet. Var mı bir mesajınız beyaz mikrofona işlerinizle ilgili? İyidir abi, şükür. Her şey yolundadır abi. Evet. Hı-hı. Ustamıza hayırlı işler diliyoruz sevgili dostlar. Sanayi sitesinden herkese sevgiler, selamlar. Sağ olun. Evet sevgili dostlar, sevgili izleyiciler, şu anda Mutlu Mobilya'dayız. Mutlu Mobilya'da sevgili kardeşimiz Mutlu Algöz ismi. Mutlu Algöz ile birlikteyiz sevgili dostlar. Kardeşim hayırlı işler. Sağ olun, teşekkür ederiz, hoş geldiniz. Burada neyle uğraşıyoruz? Mobilya sektöründe ne tür çalışmaları var? Bize mobilya anlatır mısınız? Lake boya işiyle uğraşıyoruz biz Iğdır'da. Evet. Ya Iğdır'da lake boya olarak tek biz varız. Yani hiçbir rakibimiz yok. Biz de yeni açtık. İnşallah işler daha iyi olacak. Şu anda gördüğünüz gibi çok yoğun. Ya evlerde ikinci el mobilyalarınız olsun, tamire ihtiyacı olan mobilyalar olsun, hepsini alıp getirip burada boyuyoruz. Sıfırdan bütün tatilatını yapıp geri getiriyoruz. Yani müşterilerimiz de çok memnun kalıyor bundan. El işlemesi olarak çok güzel çeşitler var. Bak evet, Gökhan kardeşim, kameraman arkadaşım çeksin. Yaptığımız hazırda bulunan modellerimiz de var. El işlemesi değil mi bunlar? Evet, hepsi el işlemesi, kişiye özel. Sevgili dostlar, bu gördüğünüz modellerin hepsi el işlemesi, hepsi elle yapılmış. Kesinlikle makina olmamış. Evet. Evet, lake boya istediğiniz çeşitte, ebatta, ölçülerde kesilip tabii ki üretilmekte. İstediğiniz model renk seçeneği sınırsızdır. Hangi renk isterseniz biz ona göre yapıyoruz yani. Hiçbir şu standart anda ürünümüz yoktu. Hepsi kişiye özeldir. Evet, şu anda üretimleriniz nedir? Mesela yatak odası, baza çeşitleri. Yatak odası, çocuk odası, mutfak dolabı, banyo dolapları. Yani mobilya ile aklınıza gelecek her türlü bir şeyler vardır. Masa, sandalye takımı. Baza var mı? Tabii, baza da yapmaktayız. Yani mobilya aklınıza gelecek bütün imalatlarını yapmaktayız. Peki o zaman sen canısı, canısı, ömrümün yarısı, ben senden ayrılmam. Rüstem dayının yazısı. Rüstem dayının dükkanına geldik. Sanayi sitesindeyiz sevgili dostlar şu anda. Merhabalar. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkürler, siz nasılsınız? Bizler de iyi, sağ olun. Evet, beyaz mikrofon sizlerle. Rüstem dayı merhaba, emektar bir insan geldiniz sevgili dostlar. Evet. Bakalım bugün Rüstem dayı bize ne ısmarlayacak? Rüstem dayı işler nasıl diyor? İyi, Allah'a şükür idare ediyoruz. Esnafımız diyor ki bizim işimiz yok. Şu anda her dükkan boş gördüğümüz kadarıyla. Siz neler düşünüyorsunuz? Doğru söylüyor. Doğru söylüyorlar. Siz kaç yıldır buradasınız? 22 senedir. 22 yıldır burada Rüstem dayı. Biz de onun da zamanında alışveriş yaptık dükkandan buradan. Çok alışveriş yaptık. Çikolata olsun. Her şeyi aldık buradan. Ekmek aldık. Ekmeğini yedik ekmek yani. Arası, en çok ekmek arası. En çok mi? Ekmek arası yedik. Melemenim de meşhurdur. Evet. Çok evet, meşhur spesiyel melemen yapar. Reklamını da yaptı maşallah. İnşallah, evet. Rüstem dayı, var mı buradan bir mesajınız? Sanayi sitesindeki esnaflara, Iğdır'a bir mesajınız var mı? Mesajım. Veya olacak veya olmayacak şeyler var mı? Vallahi ne diyeyim ben? Yani herkese hayırlı işler diyeyim ben. Ne diyeyim yani?
İşin kısası bu değil mi? Evet. Allah gerçekten herkes evet zor durumda. Ama bu da esnaf arkadaşımız bak aylardır sifte etmiyor. Evet. Siz ne iş yapıyorsunuz? Mobilyacıyım ben de. Hangi mobilya? Seçkin mobilya. Evet. Sizi dinleyelim. Vallahi bu sezon biraz sıkıntılı sezon. Çünkü her şeyi yükselmiş malzemeler. İş yapımı güçlendi. Ha. Alım da zor oldu. Yapmak da zor oldu. Evet. Çünkü millet yaptıramıyor, gücü yetmiyor. Valla bakalım ne olacak bu işler. Malzeme de pahalı. Malzeme bayağı pahalı. %300 zam gelmiş. Dolarla birlikte gidiyor değil mi? Tabii. Dolar geçti, dolar yerinde kalmış. Dolar geçmiş sevgili dostlar. Doları geçmiş, evet. Var mı bir mesajınız? Valla Allah milletin yardımcısı olsun. İnşallah iyi olur. İnşallah diyelim. İyi olması dileğiyle Rüstem Dayı'nın Canısı Marketi'nden tekrardan sevgiler, selamlar. Bizden aktaracaklarımız bu kadar sevgili dostlar.